Muratpaşa Belediyesi'nin çevre sorunları, iklim krizi, tüketim alışkanlıkları gibi başlıklarda söyleşi ve atölye dizisi devam ediyor. Etkinlikte Bahçede Yaşam Var başlığıyla atıksız mutfak ele alındı. Muratpaşa Belediyesi'nin çevre sorunları, iklim krizi, tüketim alışkanlıkları gibi başlıklarda devam edecek söyleşi ve atölye dizisi Bahçede Yaşam Var etkinliklerinin ilkinde gündem atıksız mutfak oldu. Raflar dolusu ve bizim onları daha önce... Etkinlikte mutfakta israfı engellemek için buzdolabının üzerine yapışkan notlarla biten gıdaları not almanın iyi bir adım olacağı anlatıldı. Biz artık mutfağımızda israfı kaldırmak istiyoruz. Söyleşi ve atölye iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünün Demircikara mahallesinde bulunan yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşti. Koparıldıktan sonra yani hasat... Atıksız yaşam, atıksız mutfakla başlar sloganıyla düzenlenen Bahçede Yaşam Var etkinliklerinin ilki Ekolojik Yaşam Hareketi Derneği Kurucu Başkanı Meziyet Avcı tarafından gerçekleştirildi. Günlerdir aynı şeyi yaptık. Alıyoruz sepeti. Avcı planlı alışveriş, doğru saklama, mevcudu değerlendirme, geri dönüştürme pratikleri, ev tipi kompost yapma üzerine konuştu. Sebzeler ve meyveler koparıldıktan sonra... Yani. Avcı mutfakta israfı engellemek için buzdolabının üzerine yapışkan notlarla biten gıdaları not almanın iyi bir adım olacağını anlattı. Sürekli önümüze çıkarak gördüğümüz, işte al beni diyecek hali... Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Bahçede Yaşam Var etkinlikleriyle çevresel sorunları oluşturan küçük olaylar karşısında bireysel olarak neler yapılabileceğini ortaya koymaya hedeflediklerini söyledi. Sebzeler ve meyveler koparıldıktan sonra... Yani. Şahin evde sirke üretmek, diş macunu yapmak, atıksız mutfağa geçmenin bu çerçevede atılabilecek adımlar olduğunu belirtti. Evde kendi sirkemizi üretebiliriz, diş macunumuzu yapabiliriz, evde atıksız mutfağa geçebiliriz. İsraf biliyorsunuz çok önemli günümüzde. Hem ekonomik olarak mutfağa katkıda bulunmak hem de çevreyi korumak adına önemli etkinlikler bu atölye çalışmaları. Hadi bakalım atat atat. Sadece eğer kasada çok miktar...